Çocuklar. Dün kaldığımız yer şurasıydı. En son hatırlatayım bir olayı. Onun üzerine meseleyi kuralım. Daha çok dinleyici tarafında olun. Ben söz hakkı verdiğimde derse katılmaya başlarsınız. Şimdi dün demiştim ki bölme işlemi aslında bir çarpma işlemidir çocuklar. Ne kadar bildiğimiz yerden gidersek o kadar az hata yaparız. Bu yılların tecrübesiyle sabit olan bir olay. Şimdi ben diyorum ki şurayı 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 8 yazarsam, yani aşağıyı ters çevirip çarparsam 2 üzeri 8. Orası da 2 üzeri 5 olur. Bu şu demekti, aşağısı 1 bölü 256 idi. 1 bölü 256'ya bölmek demek 256 ile çarpmak demek demiştik. Dün bunu uzun uzun anlatmıştım. Şurayı demiştim ki 3 üssü 5 çarpı 3 üssü 2 demiştim. Eksi 5 çarpı 3 üssü 2 demiştim. Bu da 3 üssü eksi 3 olmuştu. Şuraya geldiğimde 5 üssü eksi 7 çarpı 5 üssü 10 demiştim. Bu da 5 üssü 3 yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi en sonunda da şunu yapmıştık. 6 üssü 8 çarpı 6 üssü 1 demiştim. Buradan da 6 üssü 9'a geçmiştik. Çocuklar, buraya kadar tamamsa söyleyeceğim şeyler önemli bir olay şu. Bölme işleminde yapacağımız şey şu olacak. 6 üssü 4'ü 3 üssü 4'e bölerken çocuklar. 6 üssü 4'ü 3 üssü 4'e bölerken. Bir boş sayfa açıyorum. Herkes iyi izlesin. Olayın mantığını anlamak adına. Mesela hiçbir şey bilmeyen bir adam bu konu hakkında bu işi nasıl çözer? Onu bir konuşalım. Çocuklar, mesela bana biri bölmeyi anlatmadı. Üstü sayılarla bölmeyi ben bilmiyorum ama şu ana kadar çarpmayı biliyorum. Hemen burada hocam ben bunu görmedim demek yerine şöyle bir atraksiyonda bulunabilirim. Derim ki 6 üssü 4 dediğimiz sayı 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 4. Çarpma işlemini biliyorum. Aslında şunu yapıyorum çocuklar. Daha da acemice yapacak olursam 6'yı 2 çarpı 3 yazıyorum üzerine 4 yazıyorum. Bakın 2 çarpı 3 üzeri 4. 4 diyor ki ben 2'nin de kuvvetiyim, 3'ün de kuvvetiyim. Bu durumda şunu yazıyorum. Bu durumda şunu yazıyorum. Diyorum ki 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 4 bölü 3 üssü 4 yapıyorum. 3 üssü 4'ler gidiyor. Cevabımız 2 üssü 4. Çocuklar, bu şekilde bulabilirim. Bu çok acemice ama doğru. Yani kafası çalışan adam işi. Konuyu daha bilmiyor ama mantığını çalıştırabiliyor, olayı çözüyor. Normalde yapmam gereken şey şu. Ben size defalarca söyledim. Dedim ki matematikte ortak olan şey bir defa yazılır üzerine kurulur matematiğin bir mantığı. Şimdi ben şu dördü alıp şunun üzerine atabilirim. Bakın dört normalde şuradaydı. Üstler ortak olduğu için bir defa yazıyorum. Bir defa yazınca üç diyor ki o dört benim de üssümdü diyor. O dört benim de üssüm diyor. Üçü razı etmek için şuraya bir tane parantez yazıyorum. 6 bölü 3. Üçü razı etmek için bir tane parantez yazıyorum. 6'yı 3'e bölersen 2 üssü 4. Aynı cevap. Yani şöyle bir ezbere cümle yazdırmıyorum size. Üstler aynı iken tabanlar bölünür demiyorum. Sebebi bu. Çarpmada nasıldı? 2 üssü 4 ile 3 üssü 4'ü çarparken tabanları çarpıyorduk. Burada tabanları bölüyoruz. Üstler aynı iken şurada tabanları çarpıyorduk. Burada bölme, çarpma olduğu için çarpıyoruz, bölme olduğu için bölüyoruz. Mesele bu kadar basit. Çocuklar, herhalde anlaşılmayan yer yoktur diye düşünüyorum. Aşağıya geliyorum. Farklı birkaç şey konuşabilirim sizinle. Mesela soru şöyle olsaydı, eksi 6 üssü 4 bölü 3 üssü 4 olsaydı, tek fark eksi ölmemiş bakın. Siz de öldüremezsiniz onu sonradan. Eksi 2 üssü 4 demeniz olacaktı. Eksi 16. Tek fark bu olurdu. Şöyle olsaydı eksiği hiç hesaba katmazdım. Direkt eksiği ölü kabul ederdim. Gene 2 üssü 4 yazardım. Hem burada hem aşağıda eksi olsaydı hem yukarıda hem aşağıda eksi olsaydı eksi bölü eksi artı derdim. Gene 2 üssü 4 yazardım. Ama mantık hiçbir zaman değişmezdi değerli gençler. Şimdi anlattığım yere kadar olan kısımla ilgili sorusu olan var mı çocuklar? Anlattığım yere kadar
olan kısımla ilgili şu ben elleri bir indireyim. Sorusu olanların sorusunu bir alayım. Tüm elleri indirdik. Evet, sorusu olan. Efendim Mert. Mert. Hocam ben tam indirdiğimde siz de öyle yapınca ben kaldırdım yani. Onu da Oppo, sorun yok. Oppo'yu tekrar aldık ama kim acaba? Yok. Çocuklar, şimdi. Efendim Numan. Hocam ders kaç dakika olacak? Bitene kadar. Burada 40 dakika diye biliyorum. Şimdi buradan yoruma devam ediyorum. Çocuklar şuraya geldim. 6 üssü 4 bölü 3 üssü 4 dedim ki 2 üssü 4. Mantık neydi? 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 4 bölü 3 üssü 4'ten 3 üssü 4'ler gider ya da tabanları böleriz. En çok tabanları bölerizi kullanacağız. Şimdi bana burayı direkt kim söyleyebilir? Kaç üssü kaç? Üstler aynı, tabanlar farklı. Haydi eller. Üstler aynı, tabanlar farklı. Alara Karahan. Hocam sesim açıldı mı? Açıldı kızım, söyle. Hocam ben burayı 3 üssü eksi 3 buldum. 3 üssü eksi 3. Normalde şöyle Alara. Ben normalde bunu şöyle yazarım kızım. Biraz da yavaş gideyim çocuklar ki en azından şu kısmı görmüş olalım. Şimdi bakın 12 bölü 4 üssü eksi 3 normalde. Eksi 3 bir defa yazılır. Ortak olan bir defa yazılır. 12 bölü 4 üssü eksi 3. O da 3 üssü eksi 3 yaptım. Yani 1 bölü 27. Hala pozitif bir sayı. Şimdi aynı sorunun fotoğrafını alıp boş sayfaya gidiyorum. Aynı sorunun fotoğrafını alıp boş sayfaya giriyorum. Bakın şimdi. Burada yapacağım şey şu olacak. Çocuklar bana yukarıyı aşağıya benzeterek kim yazdırabilir? Ne anladıysanız. Hocam anlamadım diye soranlar parmak kaldırmaz. Diyorum ki yukarıyı aşağıya benzeterek kim yazdırabilir? Gelenler var, onları bir alayım. Siz parmak kaldırabilirsiniz. Çocuklar yukarıyı aşağıya benzeterek kim yazdırabilir? Evet, 50 kişi olduk. Geç de olsa. Asu da söyle kızım. Hocam 3'e bölmez miyiz? Yukarıyı aşağıya benzeterek yazdıracağız. Sorum net. Zeynep Durkalın. Hocam 12 üstü eksi 3 çarpı 1 bölü 4 üstü Yok 3. kızım, yok kızım. Şu 12'yi öyle bir parçalayalım ki aşağıya benzesin. Yani 12'yi öyle iki adamın çarpımı olarak yazalım ki aşağıya benzesin. Dicle. 4 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3. Çok güzel kızım. Aşağıya benzetmek böyledir. 4 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3. Bu kullanacağım bir şey değil. Ama size yorum yeteneği katacak bir şey. Bakın 4 kere 3 12. Tabanlar, üstler aynı iken tabanları çarpıyorum. Çarpmadan biliyorum. 12 üssü eksi 3 bölü 4 üssü eksi 3. 4 üssü eksi 3'ler gitti. 3 üssü eksi 3. Gene 1 bölü 27. Normalde biz ne yaptık? Şöyle yaptık bu soruyu. Hep çözüm yöntemi de budur. Doğrusu budur. Hocam bu hiç yanlış çıkmaz değil mi? Hayır, kesinlikle yanlış çıkmaz. 12 bölü 4 üssü eksi 3 yaptım. O da 3 üssü eksi 3. Olay budur çocuklar. Ya şu sadeleştirmeyi de bilmem çok çok faydama güzel bir şey. İkisini de yazmanızda fayda var. Geçtim diğer tarafa. Şimdi bakın bu çok güzel bir olay. Bana şu boyadığım yerin bir dakika o boyayı bir açayım. Çocuklar şuranın şurayı kim birleştirip çarpıp söylüyor? Siyah kutunun içini çarparak kim söylüyor? Siyah kutunun içi. Tuğba, söyle kızım. Hocam 15 üzeri 3'ü 9. 15 üzeri Doğru, 9. doğru kızım. 15 üssü 9. Tabanları çarptım. Tabanları çarptım. 3 üssü 9 çarpı 5 üssü 9. 15 üssü 9. Şimdi beni burada sevindiren bir olay daha var. Beni burada sevindiren olay da nedir? Üstlerin aynı olması mı? Üstlerin aynı olması beni çok sevindirdi. Peki buradan sonucu kim söyleyebilir? Buradan sonucu kim söyleyebilir? Yasin. 2 bölü 9 hocam.
2 üstü 9. 2 üstü 9. Bir de onu şöyle biraz uzun uzadıya yazayım. Şöyle. Çünkü bunları şimdilik siz de yazın. Denemelerde falan yapmazsınız ama çalışırken yazın. 30 bölü 15 üstü 9. Bak parantezle hem 30'a ait hem 15'e ait. Hiç ezberlememiş olursun. Bakın insan iki şekilde öğrenebilir bunu. Bir, der ki üstler aynı iken tabanlar bölünür diye ezberlemeye çalışın. İki, ya şu üstü bir defa yazıp parantez alırsın. Böleceğini kendin görürsün. Hiçbir ezbere bulaşmaz. 2 üstü 9'un da 512 olduğunu bir hatırlatalım. Burada da ekstra bir soru soralım. 2 üstü 9 kimin yarısıydı? Cümlemi bir daha söylüyorum. Sonra yanlış anladım olmasın. 2 üstü 9 kimin yarısıydı? Söyleyelim. Yok, ben söz hakkı vereceğim. Şöyle aşağılara doğru inip söz hakkı vermediğim bir adam bulayım. Kimin yarısıydı? Mina söyle kızım. 2 üzeri 10'un yarısı değil mi hocam? 2 üzeri 10'un yarısı. Peki yeni bir söz hakkı isteyen. 2 üstü 9'un yarısı kim? 2 üstü 9'un yarısı kim? 2 üstü 9'un yarısı kim? Havi? 2 üstü 8. Çok güzel. Aynı sorunun bir daha fotoğrafını alıyorum. Sizinle şimdi şu sesi de açık arkadaşlarım kapatsınlar. Aynı sorunun fotoğrafını alıp çocuklar başka bir yere gidiyorum. Başka bir yere gidiyorum. Gençler bakın şimdi. Soru bu. 30 üstü 9 biraz büyüteyim. Çocuklar tek bir yönteme bağlı kalmayın, tamam mı? Beyninizi paslandırmayın. Her soruda farklı yöntemler çıkmaz ama çoğu soruda çıkar. Şimdi farklı fikri olan var mı? Hocam benim şöyle farklı bir fikrim var diyen var mı? Biz ne yaptık? Bir hatırlatayım ondan sonra. Biz aşağıyı çarptık, 15 üstü 9 bulduk. 30 üstü 9'u 15 üstü 9'a böldük, 2 üstü 9 bulduk. Hem çarpmanın hem bölmenin bir arada olduğu güzel bir soruydu. Şimdi başka ne yapabilirdim burada? Kaan Özbek. Evet hocam. Ya parmak kaldıran konuşuyor bizim köyde genelde ama Kaan senin konuşman lazım. Tamam hocam, ben soru için kaldırmıştım ama. Yok yani farklı fikir olan var mı diye sormuştum ben de ya. Farklı fikir var mı? Hayır. O zaman tamam, başka bir ikra söyle kızım, ikra kanat. Hocam 30'u 9'u 3'ü 9'a bölersek 13'ü 9, 13'ü 9'a 5'ü 9'a bölersek 2'ü 9. Çok güzel. Bunu bir not alalım. Çocuklar bakın şu 30 üstü 9'u 3 üstü 9'a bölersek yukarısı 10 üstü 9. Büyük olan yukarı olduğu için sonucu yukarı yazdım. Eğer 3 üstü 9 yukarıda, 30 üstü 9 aşağıda olsaydı 10 üstü 9'u aşağı yazardım. Bu da çok kritik bir bilgi. Bir daha söylüyorum. 30 üstü 9 aşağıda, 3 üstü 9 yukarıda olsaydı 10 üstü 9'u aşağı yazardım. Şunun gibi çocuklar. 5 bölü 10'u yazarken biz ne yapıyoruz? 1 bölü 2 yazıyoruz. Büyüğü aşağı yazıyoruz. 10 bölü 5 olduğunda sadeleştirdiğinde 2 bölü 1 yazıyorum. Aynı mantık. Hiç değişen bir şey yok. Şimdi burayı sildim. Aşağıda kim var İkra? 5 üstü 9 var hocam. O da ne yapar kızım? 2 üstü 9. 2 üstü 9 yapar. Onu 5'e böldüm. Yani şöyle yazdım. 10 bölü 5 üstü 10 bölü 5 üstü 9'da 2 üstü 9 yaptı. Şimdi değerli gençler, başka fikri olan var mı? Başka fikri olan var mı? Ben şöyle bir kilitleyeyim de şu rengi bir gitmesin çocuklar. Bir bekleyin. Şu silgiyi bir alıp şimdi silebilirim. Haydi gençler. Bana burada başka fikri olan Ersin. 30 üstü 9'u 5 üstü 9'a böldük. 6 üstü 9, 6 üstü 9 bölü 3 bölü 9. 3 üstü 9, o da ne yapar oğlum? 2 bölü 9. 2 üstü 9, yani 512. Süper. Başka fikri olan var mı? Buradaki her şeyi söylediniz. Görünmesi zor olan bir şey kaldı. Onu da söylerim diyen varsa ben de takdir ederim. Görünmesi zor olan bir şey kaldı. Onu da söylersek iş bitecek. Şöyle Taha Sarı. Hocam 3 üstü 5 ile 5 yok burada. 3 ile 5'i çarparsa hocam
15 üstü 5 çarparsa sonra 3 üstü 9 ile 5 üstü 9'u çarparsa. Onu yaptık şurada. Onu şurada yaptık Taha. Onu yaptık oğlum bak. 30 üstü 9, 15 üstü. Teşekkür ederim oğlum. Başka var mı çocuklar? Elif Aksuçör. Hocam ben 30 üstü 9'u 2 üstü 9 çarpı 15 üstü 9 olarak böldüm. Aşağıda yine aynı kaldı. 3 üstü 9 çarpı 5 üstü 9. 3 üstü 9 çarpı 5 üstü 9'u 15 üstü 9 sadeleştiriyor. Geriye de 2 üstü 9 kalıyor. Aferin kızım. Çocuklar bakın bir de şu var. Benim size söylediğim bir şey vardı hatırlar mısınız? 30'u 2, 3, 5 diye yazmıştık çarpanlar ve katlar konusunda. 2, 3, 5, üstü 9. Bakın 30 üstü 9 aynen duruyor. Şimdi Elif'in söylediği de bununla aynı. 3 üstü 9 çarpı 5 üstü 9'u aynen yazdım. Bu 9 2'ye de ait, 3'e de ait, 5'e de ait. Herkese kardeş payı yapıyorum. 2 üstü 9, 3 üstü 9, 5 üstü 9 bölü 3 üstü 9 çarpı 5 üstü 9. Şunlar gitti, şunlar gitti. Cevap gene 2 üstü 9. Herhalde dördüncü yöntem oldu. Çocuklar, herhalde dördüncü yöntem oldu. Gayet de güzel oldu. Hatta Elif'in söylediği biraz daha ayrı oluyor. Şu 15 üstü 9 ile şuradaki 15 üstü 9'u birleştirip o da beşinci yöntem oluyor. Ama böyle düşünmek gayet güzel. Geçiyorum diğer soruya. Bunları tekrarlayın çocuklar. Bunları tekrarlayın. Aşağıdan şuradan devam ediyorum. 20 üstü 5. Şimdi 20 üstü 5'i o soruyu da gene bir boş sayfaya alayım. Şöyle rahat rahat çalışacağım. Bir boş sayfaya alayım. Şöylece aldım soruyu. Sonra boş sayfama gideyim. Çocuklar diyeyim ki buraya gelsin. Büyütelim. Şimdi çocuklar şu bir saniye. Şimdi soru bu. 20 üssü 5 bölü 4 üssü 3. 20 üssü 5'i aynen yazıyorum. Bir şey de yapılabilir de şimdilik aynen yazıyorum. 20 çünkü kimsenin üssü değil çocuklar. 20'yi şu üssü şu diyemem. 4 üssü 3'ü bana kim söylüyor? Kim üssü kim? Üssü kim? Ya da şöyle sorayım. Kim üssü kim üssü 3? Bakın 3'ü sabit tutuyorum. Kim üssü kim üssü 3? Şu Hakan'a bir dersi alayım size döneyim. Çocuklar, Mustafa Emir söyle oğlum. Hocam 2 üstü 2. Üstü 3. 2 üstü 2 üstü 3'ten ne yapar oğlum? 2 üstü 6. Ha bana böyle söyleyin. Parmak kaldıran bundan sonra desin ki hocam 2 üstü 2 üstü 3'ten 2 üstü 6 desin. Parmak kaldıran bunu söylesin. Şimdi bunu yazıyorum. Biraz tekerleme gibi oluyor ama alışırsınız. 2 üstü 2 üstü 3'ten 2 üstü 6. Biraz da çocuklar kendinizi ifade yeteneğinizi geliştirmiş olursunuz. İyi olur. 2 üstü 2 üstü 3'ten 2 üstü 6 yaptık. Devam ediyorum. Bana aşağının yeni sonucunu kim söylüyor? Aşağının yeni sonucu Rümeysa Polat. 2 üstü 5. 2 üstü 5. Ben söyledim Polat değil. Neydi kızım? Gene anlamayacaksınız ama Polat diyor. Ha Polat diyor tamam yok anladım merak etme. Şimdi çocuklar 10 dakika içinde bitiyor. Tekrar başlatacağım. 10 dakika mola vereceğim. Sonra tekrar gelirsiniz. Şimdi 20 üstü 5 bölü 2 üstü 5 yaptık. Ben burada bu olaya sevindim. Sevinme sebebimi kim söyleyebilir? Bu gelen sonuç beni sevindirdi. Neden? Bu gelen sonuç beni sevindirdi. Neden? Şöyle kaldırmadım arkadaşlara. Bir bakayım aşağı doğru. İlker söyle oğlum. Hocam çünkü üstleri eşitledik. Aynen öyle oğlum. Sonuç ne yapar İlker? Sonuç 10 üstü 5 yapar hocam. Çok güzel ya. 20 bölü 2 üstü 5'ten 10 üstü 5. 10 üstü 5 çocuklar 100 bindir. 5 sıfırlı 6 basamaklı bir sayıdır. Notumu alayım ya. 5 sıfırlı 6 basamaklı. Bir sayıdır. Unutmayın. 100 bin. Şimdi sorusu olan var mı? Sorusu olan şu elleri bir indireyim. Sorusu olan yoksa benim sorum olacak. Var mı sorusu olan çocuklar? Çok güzel. Şimdi herkes buraya baksın. Şu kısmı kopyalıyorum. 20 üssü 5 bölü 4, 2 üssü 5 kısmını kopyalıyorum. Ben burayı 22'ye bölerek 10 üssü 5 buldum.
Başka ne yapabilirdim? Değerli gençler. Başka ne yapabilirdim? Melih Efe. Hocam 20 üssü 5'i 4 üssü 5 çarpı 5 üssü 5 olarak yapıp ona 2 üssü 5'i bölüp 2 üssü 5 çarpı 5. Direkt 2 üssü 5 çarpı 10 üssü 5 yapsam Melih? Olur hocam. Olur oğlum. 2 kere 10 20 ya. 2 üssü 5 çarpı 10 üssü 5 yaptım. Bölü 2 üssü 5 yaptım. 2 üssü 5'ler gitti. Geriye kaldı 10 üssü 5. Aynı sonuç. Yani tek bir yöntem bilmeme gerek yok. Her zaman bir A planım, bir de B planım olursa iyi olur. Bu da anlaşıldı. Şöyle olur mu? Efendim tamam. Hocam 4 üssü 5 çarpı 5 üssü 5 bölü 2 üssü 5 olur mu? Olur. Hep, dur onu anlatayım sana. Şimdi 20 üssü 5 bölü, aslında Melih de onu söyledi de ben başka bir şey söyledim. 4 üssü 5 çarpı 5 üssü 5 yaptık oğlum. Bölü 2 üssü 5 yaptık. Şimdi aslında şurada gördüğün kısım var ya 4 üssü 5 bölü 2 üssü 5 bölümü. Burası 2 üssü 5 yapar, doğru mu? 2 üssü 5 ile tekrar 5 üssü 2 üssü 5 ile tekrar şu 5 üssü 5'i çarparsan gene 10 üssü 5 yapar. Aynı cevabı bulurum oğlum. Yani yaptığın işten eminsen kesinlikle hata yapmazsın, merak etme. Kapatalım sesleri. Elleri de indirelim çocuklar. Tekrar diğer soruya dönelim. Şimdi diğer soruya dönmeden yeri ve zamanı gelmişken, tam sayfa bitmişken çocuklar tekrarlayın. Her sorunun üzerine kağıdımı yapıştırıp tekrarlıyorum. Ve de tek bir yöntemle tekrarlamayın çocuklar. Benim yöntemlerimle tekrarlayın. Bitmesin. Şimdi şey yapalım. Çocuklar şurada bir örnek soru göstereyim size. Bunun fotokopisini deneme günü bir yere bırakacağım. Oradan alacaksınız çocuklar yarın. Deneme günü dediğimiz yarın sabah. Fotokopisi hazır. Ben size vereceğim. Bunun tamamı çocuklar. Çıkmış sorular. Örnek sorular. Şimdi gençler. Şu Ömer Akı bir dersi alayım da yolumuza devam edelim çocuklar. Bir bekleyin. Şimdi çocuklar. Katılım gene fena değil ama şu katılmayanları nasıl bulacağız da ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Vallahi billahi. Şimdi. Sorabilir miyim? Sor. Ben derse başlamadan bir 10 dakika sonra gelmişim ya. Sadece etkinlik mi yaptınız? Başka yeni bir nesil? Yok, sadece etkinlik yaptık. Şevval derse girerken de kızım Şevval K 8B ya da işte 8B desin diyebiliyorum sana. İsmini sadece yani öyle yaz. Şimdi çocuklar bu geçen sene gelen bir örnek soru. Çok da güzel bir soru. Denemelerde çok gelir. Bakın şeyi anlatıyor. Şuraya bir dikkat edin. Normalde pek bakmayız. A üssü eksi n 1 bölü A üssü n. Ne demek bu? 2 üssü eksi 3 1 bölü 2 üssü 3. 1 bölü 8 demek. Onu anlatıyor. A üssü nm A üssü n çarpı A üssü n. Ne demek bu? 2 üssü 2 üssü 3'ten 2 üssü 6 demek. 2 kere 3 şeklinde yazmayı anlatıyor. 64 gibi. Bu kuralları biz biliyoruz artık. Üssün üssünü öğrendik. Çocuklar, matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yapboz parçalarını verip ondan üzerlerinde yazılı olan üstü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan 4 parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Birbirine eşit olan. Şimdi söz isteyerek çocuklar. Burada 8 tane var. Ben birbirine eşit olan 4. Çocuklar bakın sonuç bunun demiyor ha. Bana 212'nin sonucunu falan söylemeye kalkmayın. 4096'ydı, şuydu, buydu. Beni ilgilendirmiyor. Bize diyor ki sadece eşit olanı bulun diyor. Öğrenci buna otomatikman hemen sonuç bulmaya çalışıyor çocuklar. Bir sürü vakit kaybı. Bir sürü vakit kaybı. Bana bunu kim söyleyebilir? Şöyle, sade, tertemiz kim bu? Ne anladıysanız bu sorundan. Hocam ben bu sorudan anlamadım diyenler beklesinler. Bu sorudan ne anladıysanız sadece onu söyleyin. Görkem Enes. Hocam ben 16 üstü artı 16 üstü 3 diye düşündüm. Bir saniye Görkem. Ben de sana şunu söylerim bu durumda. Derim ki burada gördüğün 8 adam da kimin akrabası oğlum? 8'i de kimin akrabası? Hocam. Taban olarak. Taban olarak. Taban,
Tabel olarak taban. Tabanlar kimin akrabası oğlum? İkinin. İkinin evet. Hepsi ikinin kuvveti şeklinde yazılabilir. Hepsi ikinin kuvveti ya da eksi ikinin neyse kuvveti şeklinde yazılabilir çocuklar. Bu kadar basit. Şimdi bana birinciyi kim söylüyor? İkinin kuvvetiyle. Kerem Çarkıt. Sen de ismini düzgün. Öbür gelişi düzelt. Söyle Kerem. 212 hocam. Eksiye ne oldu Kerem? Artı oldu hocam. Tepesi çift ya üstü. Tepesi ne oğlum? Ha, üstü. Üstü hocam pardon. Matematiğe yeni bir yaklaşım getirme. İki tepesi 12 gibi bir şey yok yani. İki üstü 12. Şimdi şunu kim söylüyor? Yeşilin. Eksi çift kuvvet hastalığından gitti. Bir de. Ben not alırım şuraya. Çift kuvvet hastalığı. Ç2H. Evet. Şuraya geldim. İkiyi kim söylüyor? Şöyle kaldırmadığım arkadaşlarımdan biri var mı diye bakıyorum. Özlem Acur. 1 bölü 12 üzeri 2 üzeri 12. Özlem. 2 üzeri kim kızım? 2 üzeri kim? 2 üzeri 12. 2 üzeri kim? 12. Şuradaki eksi 1'i görüyor musun yoksa ekranda mı gözükmüyor? Hocam. Şu eksi 1'i görüyor musun? Şuradaki eksi 1'i. Tamam görüyorum şu an görüyorum. 2 üzeri eksi 12. Şimdi düzeldi. 2 üzeri eksi 12. Üstleri çarptım. 2 üzeri eksi 12. Bakın şurası eksi olsaydı, şurada eksi olsaydı bu eksiyi öldürmezdim. Şöyle yazardım. Sakın paratezde yazmayın. Şurada eksi olsaydı. Onu da not olarak düşüyorum. Peki, peki bunu söyleyeni çok takdir ederim. 2 üssü kaç üssü kaçtan 2 üssü kaç? Bir daha söylüyorum. Sarı için sorduğum soru şu. 2 üssü kaçtan 2 üssü kaç? Sonuç kesin eksi. Bir kere onu konuşalım. Sonuç kesin eksi. Sonuç kesin eksi. O Oppo olan kim ya? Bak şimdi konuştu. Kim o Oppo? Ben hocam. Ne? 2 üssü 4 üssü 3. Adı ne oğlum adın ne? Yusuf hocam. Ha Yusuf. Yusuf bir sonraki de düzelt oğlum onu. Yusuf diye yaz. 2 üssü 4 üssü 3'ten. Bak parantezi şuraya yazıyorum oğlum. Şöyle yazsam da olur. Bak eksiği öldürmedim. Ne yapar Yusuf sonuç? Çarp 4 ile 3'ü. 4 ile 3'e çarpırsak 12 hocam. Eksi 2 üssü 12. Parantezle yazmıyorum çocuklar. Parantezle yazarsan eksiyi öldürürüm. Parantezle yazmıyorum. Eksi baştan ölmedi. Bunun sonucunun eksi çıkması lazım. Ben de eksi çıkardım. Bakın bu üçü de birbirinin aynısı değil. Üçü de birbirinin aynısı değil. O zaman sarıyla kırmızının, kırmızıyla yeşilin bir arada olduğu Adana ve Bursa'yı eliyorum. Sarıyla kırmızı, kırmızıyla yeşilin bir arada olduğu Adana'yı ve Bursa'yı eliyorum. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Çocuklar zil çalmak üzere ders tabiriyle. Bitmek üzere. Aynı ekibi 10 dakika sonra... Evet, kayıt da başladı. Tamam. Şimdi sorumuz buydu. Bu soruda demiştim ki bakın çocuklar sadece eksiye artıya dikkat etme işi. Hepsini ikinin tabanında yazma olayı. Bir özetleyeyim. Şu eksiyi, birincideki eksiyi öldürmüştük. Çift kuvvetten 212 yazmıştık. 12 ile eksi 1'i çarpmıştık. Yeşilde 212 yapmıştık. Sarıda eksiyi öldürmeyeceğimizi söylemiştik tek kuvvet. Elinde sonunda eksi ekranda kalacaktı. Şunu 16'yı 2 üssü 4 yapmıştık. 2 üssü 4 üssü 3'ten 2 üssü 12 yapmıştık. Maviye gelmiştik. Şu bekleyenleri bir alayım. Yolumuza devam edeceğiz. Tamamdır. Şimdi değerli gençler. Mavide boyadığım yeri bana 2'nin kuvvetiyle. Bakın sonuç kesin eksi. Bir kere onu yazalım. Bak sonuç kesin eksi. Tek kuvvet. Bunun kaçarı yok. Ben diyorum ya hep önce işaret. Hep önce işaret. Sonuç kesin eksi. Niye hocam hep önce işaret? Hata yapma ihtimalimi azaltır. Şu boyadığım yeri bana 2'nin kuvvetiyle öyle boyayınca gözükmez olur. Şöyle bir açık renk alayım. Bir bekleyin çocuklar. Şu adamı
bana 2'nin kuvvetiyle kim söyleyebilir? 1 bölü 16'yı sadece 2'nin kuvvetiyle. 2'nin kuvvetiyle. Güzel. Hiç kalkmadım diyen var mı bugün? Ben. Kim o? Aleyna. Aleyna hocam, söyle. Ben de kalkmadım. Tamam. Aleyna da sonra. Hocam bir plan. Aleyna söyle kızım. 2-4. 2-4. Bak parantez yazmadın. Niye parantez yazmadın? Evet. Eksiyi öldürmek istemiyorum. -2 -4 üssü 3. Şu 3'ü yazdım. -2 -4 parantezi sahte yaptım. Şu 3'ü yazdım. Şimdi bana bunu üstleri çarparak kim söylüyor? Üstleri çarparak. Öbür ben diyen kimdi hiç kalkmayan? Öbür ben diyen. Benim hocam. Kim? Benim hocam. Söyle. Mert. Üstü ikili olacak şekilde söyleyecektim değil mi hocam? Evet. Hadi hadi. Değiştirelim o zaman dur. Alara söyle kızım. Hocam ben 212 buldum. Eksiye ne oluşum? Ha, -200 -12. Şu eksiyi hiç öldürmüyoruz kızım. Baştan ölmeyen eksiyi bir daha öldürmüyoruz. Bu soru sırf bunun üzerine. Şimdi ben derste bunu size defalarca söylüyorum. Niye söylüyorum? Soruları bildiğim için söylüyorum. Yani adamların kafayı taktığı yerler burası. -2 / -12. Sonuç kesin eksi gelecek. Pozitif olurdu değil mi? Aslında ben size şunu tavsiye edeceğim de. Mesela hepsini sildim. Sonuç kesin eksi dedim ya. Eksiyi yazdım. Bir daha şu eksiyi düşünmüyorum. Bunu sildim gitti. Bakın şurayı. Bir daha bu eksiyi düşünmüyorum. Mavi kalem alayım. Orayı maviye boyayayım. Ben bir daha burada eksi görmek, hatta açık maviye alayım. Bir daha eksi görmek istemiyorum kardeşim. Gitti bu eksi. Bitti. 1/16 + 3 gibi düşünüyorum. Niye? Eksiyi yazdım zaten. Bir daha bu eksiyle uğraşmak istemiyorum. Sonra şuna 2 / -4 diyorum 16'ya. 1/16'ya. 2 / 4 / 3. 2 / -12. Eksimiz de burada yerini aldı. Bu da bunların hiçbiriyle aynı değil. Zaten şıklarda mavi olan kalmadı bak. Gördünüz mü? C ile D de mavi olan yoktu zaten. Bu da bunlarla aynı değil. İptal. O zaman yoruma devam ediyorum. Şu hocam, eksi... söylemişti. Ne? Hocam bu sonuçlara aynı olanları mı eliyoruz? Sonuçları aynı o zaten şu ana kadar sonucu aynı olan hiç çıkmadı. Sonucu aynı olan hiç kimse yok şu ana kadar. Yoruma devam ediyorum. 5'i kim söylüyor 2'nin kuvvetiyle? 2 üssü kim, üssü kimden, 2 üssü kim? 5'i. Kaan Özbek. Haydi oğlum Kaan, açıver sesi. İlker söyle oğlum. İlker söyle oğlum. İlker söyle oğlum. -2 / -2 / 6. Eksiyi boş ver oğlum bak. Eksi yok. Eksi ölü. Eksiyle hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Çift kuvvetten yok. 2 üssü 2 üssü 6'dan. Oğlum. 2 üssü 12. Aynen öyle. Notunu şöyle al. 2 üssü 2 üssü 6'dan 2 üssü 12. Niye eksi göreceğim? Bak kırmızıyla pembe aynı çıktı. Yakaladım. Yani 1 ile 5. 2 üssü 12, 2 üssü 12. 1 ile 5 aynı. Geldim mora. Bak eksi ölü. Hiç düşünmüyorum. Çift kuvvet. Bunu kim söylüyor? Kim üssü kim, üssü kimden, kim üssü kim? Daha doğrusu 2 üssü kim, üssü kimden, 2 üssü kim? Mustafa Emir? 2 üssü 3 üssüden 4. Mustafa Emir, 2 üssü 3 üssü 4'ten? 2 üssü 12. 2 üssü 12. Bu da bunlarla aynı. 1, 5 ve 6. Yani kırmızı, pembe ve mor. Bakın hem Ceyhan da var. Kırmızı, pembe ve mor. Ha, Denizli'de yok. O zaman cevap Ceyhan. Denizli gitti. Ama ispatlayalım. Bakın şimdi. Devam ediyorum. Yani kırmızının, pembenin ve morun bir arada olduğu sadece Ceyhan var. Cevapları eşit olan. Devam edelim biz. Şu eksi de ölü. Turuncudaki eksi ölü. Çift kuvvetten. Burayı kim söylüyor? 2 üssü kaç üssü kaçtan? 2 üssü kaç? Aşağı doğru bir inelim. Görmediğimiz adamları da görelim. Zeynep Doğan söyle kızım.
6 üstü eksi 2'den 2 üstü eksi 12. Hah, böyle net cümleler istiyoruz. 2 üstü 6 üstü eksi 2'den 2 üstü eksi 12. Bu yeşille aynı. 2 üstü eksi 12 olan ikinci kişi. 2 üstü eksi 12 olan. Devam ediyorum. Gri eksi ölü. Çift kuvvetten ölmüş. Hiç hesaba katmıyorum. Eksi ölü. Bana 1 bölü 8'i 2'nin kuvvetiyle kim söyleyebilir? Ya da bu ifadeyi direkt 2 üssü kim üssü kim? Haydi gençler. 2 üssü kim üssü kim? Yapar benim öğrencim. Nerede diğerleri? Aleyna Nur. Hocam 2 üssü 3 üssü 4'ten 2 üssü 12. Doğru da daha düzgün bir cümle olması lazımdı. 2 üssü 3 üssü 4 kafa karıştırır. Ben olsam şunu söylerim. 1 bölü 8 2 üssü eksi 3 üssü eksi 4. Aynı cevabı varız merak etme. 2 üssü eksi 3 üssü eksi 4. 1 bölü 8'i 2 üssü eksi 3 olarak düşündüm. Buradan 2 üssü 12. Bak kızım bu da bunlarla aynı. 2 üssü 12, 2 üssü 12, 2... elimle göstereyim. 2 üssü 12, 2 üssü 12, 2 üssü 12, 2 üssü 12. Yani 1, 5, 6 ve 8. Kırmızı, pembe, mor ve gri. Ceyhan. Çocuklar. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi biz en başta 2 üssü 12 kırmızı ve yeşili bulduk ya. Sonrasında A ve B şıkkını eledik. Eşit olmadığını bildiğimiz için. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Sonra C ve D'ye geldiğimiz zaman ikisinde de pembe ve mor var. Demek ki bunlar kesin biriyle eşleşiyor. Biz direkt 5 ve 6'ya bakmadan 7 ve 8'i yapsak olur mu? Kim bunu söyleyen bana? Şevval. 8B. Aferin Şevval. Çünkü zaten turuncu ve sarı diyor Denizli şıkkında. Eksi 2 üssü 12 ile 2 üssü 2'si 12 eş değer olamaz. Bu yüzden D'yi de eleriz. Geriye C kalıyor. Geçen sene bir kişi daha söyledi kızım bu cümleyi. Gayet güzel. Sınav taktiği budur. Süper bir yöntem. Daha da vakti verimli kullanmış olursun. Ama biz bunu tek tek anlatmak durumundaydık. Çocuklar bakın. Hata yapmaya müthiş müsait bir soru. Her an eksiği yanlış yapabilirsin. Her an üstü yanlış yapabilirsin. Her an. Her an biri gidebilir. O kadar çok hakim olman lazım ki işte burada çocuklar yazma devreye giriyor. Gençler yazma kalitesi devreye giriyor. Doğru yazarsan doğru çözersin. Biz de doğru yazdık, doğru çözdük. Şimdi elleri bir indireyim. Mesela ben olsam bu heyecanla buradan çıktıktan sonra hemen bu soruyu bir daha çözerim değerli gençler. Bir daha çözerim. Ben size şeyi atayım bunun. Eğer atmazsam unutursam biri bana WhatsApp'tan hatırlatsın. PDF'sini atayım. Yarın da fotokopisini alacaksınız. PDF'sini atayım. Yarın da fotokopisini alacaksınız. Başka sorusu olan var mı bu soruyla ilgili? Sorusu olan yoksa Asude söyle kızım. Asude Zeynep. Hocam Şevval'in dediğine siz ne dediniz? Ben onu anlamadım tam olarak. Şevval dedi ki nasıl olsa dedi yani A ile B'yi eledikten sonra ikisinde de kırmızıyla turuncuyla mor var ya 1 ve 6. Bak Ceyhan'da da 1 ve 6 var. Pardon. Pembeyle mor. Ceyhan'da da pembeyle mor var. Denizli'de de pembeyle mor var. O zaman diyor 5 ile 6'yı incelemeyelim hocam diyor. Nasıl olsa diyor onlar eşit diyor. Şunları inceleyelim diyor. Aha, anladım tamam. Yani oradan gidiyor. Şimdi çocuklar burada tamamsa şimdi benim size buradan göstereceğim çocuklar bir örnek soru daha var. Konuyu da çok ilerletmek istemiyorum. Şu gelmeyenler yüzünden. Bir soru daha var. Onu da göstermek istiyorum. Örnek sorularda. Çocuklar örnek sorular genelde bilimsel gösterim meselesiyle ilgili falandır. Onlar çok sorulur. Bu konuyla alakalı soru şu var. 23. soru. Örnek soru. Bakın. Üssün üssü, A üssü N artı M, A üssü M eksi N. Bunları görmeye gerek yok çocuklar. Kuralları hatırlatan bir şey. Bir emlakçı, çok güzel bir soru. Bunu iyi dinleyin.
Bir emlakçı toplam alanı 8 üssü 5 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir araziyi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde 8 eş parçaya, bakın hemen göz göze geliyorum parçalarla. 4 burada var, 4 burada var, elimle göstereyim. 4 şurada var, 4 da aşağıda var. 8 eş parçaya ayırıyor. Bunları satışa sunuyor. Çocuklar bakın, ben size hep şunu söyledim. Şunu görür görmez ne yapabilirsiniz şuna? 8 üssü 5'e ne yapabilirsiniz? Elleri göreyim. Gerek var gerek yok. Tartışılır ama ne yapabileceğimizi bir konuşalım. Ahmet İhsan Altun. Ses yok. Ali Arakara. Benim sesim mi gelmiyor? Onlar mı mikrofon açamıyor? Sesiniz geliyor. Dicle, Dicle söyle kızım. İki tabanında yazabiliriz hocam. Nasıl yazardın bize? İki üssü, üç üssü, beşten iki üssü 15. Çocuklar iki şeyi alışkanlık haline getirir benim öğrencim. Bir, bu ifadelerin nereden geldiğini söyler. Hem söyler hem yazar. Sınavda şunu yazmanıza gerek yok denemede. İki üssü, üç üssü, beş. Ama evdeki pratiklerinizde yazın. İki üssü, üç üssü, beşten iki üssü 15. Sınavda şunu direkt yazabilir. Eğer böyle çalışırsan, yani böyle çalışan bir adam sınavda şunu yapar. Hemen sesli olarak içinden der ki 2 üssü 3 üssü 5'ten 2 üssü 15 der. Bunları yazın çocuklar. Ne başımıza ne geldiyse yazmaktan üşenmekten geldi. Bak ben size söyleyeyim. Çalışmaya üşenmekten geldi başımıza ne geldiyse. Çalışmamız lazım. Çalışmamız lazım. 8 eş parçaya ayrılıp satılmak isteniyor. Şimdi dikdörtgen biçimdeki bu parçaların her birinin uzun kenarı. Şuraya bir kırmızı kalem alayım. Şu uzun kenar. Bakın bu parçalardan her birinin uzun kenarı 4 üssü 4'müş. 4 üssü 4'ü kim söylüyor? 4 üssü 4'ü nasıl yazabilirim? İlker. 2 üssü 2 üssü 4. Den? Den 2 üssü 8. Bak görüyor musun? Milli Eğitim satılmak istenen arsa diye bir açıklamalı yazıyor çocuklar. Yani şaşırma imkanınız yok. Satılmak istenen arsa. 2 üssü 8. Oğlum şurası 2 üssü 8 metre. Uzun kenar. Şimdi toplam alan buysa şunlardan bir tanesinin alanını bana nasıl bulacağımızı kim söyleyebilir? Şu mavi alayım bir. Şu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanını nasıl bulacağımızı kim söyleyebilir? Aşağı doğru bir inelim derse katılanları bir görelim. Efe Bahçebaşı söyle oğlum. Hocam toplam alanı 8'e böleriz. Çok güzel olur bak. Bana böyle Türkçe açıklamalı gel. Hep sayılar söylemek zorunda değilsiniz. Toplam alanı 8'e bölerim. Çünkü 8 parça ayrılmış. Toplam alan 2'si 15 mi oğlum? Evet. 8 ne? 8 dikdörtgen sayısı. Dikdörtgen sayısı. O da 2'si 3 mü? 8. Bak toplam alanı toplam parça sayısına bölüyorum. 2 üssü 15'i 2 üssü 3'e bölüyorum çocuklar. Amacım bir parçanın alanını bulmak. Bir parçanın alanını bulmak. 2 üssü 15'i 2 üssü 3'e bölerken. Şimdi bunu çarpmalı kim yazdırabilir bana? Çarpmalı. Hocam üstleri çıkaralım. Olur da biz çarpmaya alışalım. Çarpmalı kim yazdırabilir? Tuğba? Hocam. 2'si 15 çarpı 2'si eksi 3. Çok güzel kızım. Bir sayıyı 8'e bölmek demek o sayıyı 1 bölü 8 ile çarpmak demek. O da 2 üstü kaç yapar kızım? 2'si 12. Çocuklar 8 üzerinden de gidebilirdik ha. Mesela onu ben söyleyeyim hemen. 8 üstü 5'i 8'e bölüp 8 üstü 4 diyebilirdik bir tanesinin alanına. Oradan da gidebilirdik. Canınızı sıkmayın. Tek bir yöntemi yok. Ben bunu görünce hemen 2'ye çık. %90 da böyle çözülür zaten. Hemen 2'ye çevirin. Peki şimdi bir şey soracağım. Şuranın alanı 2 üssü 12 ise, bir tane dikdörtgenin alanı 2 üssü 12 ise kısa kenarı nasıl buluruz çocuklar? Bir tane dikdörtgenin alanı 2 üssü 12 ise kısa kenarı nasıl bulurum çocuklar? Taha Sarı. Hocam bir tane kenarın üssü 12 ise yok mu ta? Hocam 2 üssü 4 değil mi hocam?
2 üssü 4 tabii ya. Ne yaparım? 2 üssü 12'yi 2 üssü 8'e bölerim. Ya da 2 üssü 8'i kiminle çarparsam 2 üssü 12 olur? 2 üssü 4'le. İlla bölmeye mecbur değilim. Düşünmem de yeter. 2 üssü 8'i kiminle çarparsam 2 üssü 12 olur? 2 üssü 4'le. Değil. Bu soruyu bu şekilde de bitirebilirim. Bursa. Çocuklar, şimdi şöyle yapalım. Şu elleri bir indireyim. Sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Kaan Özbek, söyle. Hocam 2 üssü eksi 3'ü nereden buldunuz? 2 üssü 3'ü çarpı 2 üssü eksi 3 yaptık. Bir sayıyı 8'e bölmek demek, o sayıyı 1 bölü 8 ile çarpmak demek dedik. Dün yok muydu? Kaan, dün dese yok muydun oğlum? Dünkü derste, EBA'daki derste. Hocam, vardım orada, ya. Orada söylemiştim. Şimdi, ya da üstleri çıkardık diyebilirsiniz klasik anlatımda. 15'ten 3 çıkardık, 12. Hocam, üst tarafa doğru bir kaydırır mısınız? Tamam, teşekkürler. Çocuklar, olay anlaşıldı herhalde. Bakın, basit bir uygulaması. Ben olsam mesela bu soru şeyde ilk 5. sınıfta bile sorulabilir. Alanı 32 metrekaredendir atıyorum. 8 parçaya bölünmüş. İşte 32'yi 8'e böldüm 4. Bir kenarı 2 ise öbür kenarı 2'dir. Bir kenarı 1 ise öbür kenarı 4'tür falan diye sorulabilir çocuklar. Yani 8'deki tek farkı üstü olarak sorulması bu sorun. 8'deki tek farkı üstü olarak sorulması. Sor Alara. Hocam 2 üssü 3'ü biz nereden bulmuştuk? Ben onu kaçırdım sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Şuraya yazıyor bak. Tamam, 8'i 2 üssü 3 olarak yazdık. Zaten bilerek 8 vermiş kızım. Yoksa 8 üssü 5, 8'e yani bölünsün diye vermiş. Başka sorusu olan yoksa geçiyorum. Hocam 2 üssü 4'ü nasıl bulmuştuk? 2 üssü 4 nerede? Cevap hocam. Şu uzun kenar 2 üssü 8 ya. Şöyle bir bak şekli büyüttüm. Şunlardan bir tanesini büyüttüğümü düşün. Şunlardan bir tanesini buraya getirdim. Şunun alanı 2 üssü 12. Biz şu uzun kenarı 2 üssü 8 bulduk. O zaman pardon 2 üssü 8 değil kaçtı? Döndüm. Evet 2 üssü 8. Burayı 2 üssü 8 bulduk. 2 üssü 8'i kiminle çarparsam 2 üssü 12 olur? 2 üssü 4'le. Tamam hocam, teşekkürler. Tabii normalde şöyle yapılır. 2 üssü 8'i 2 üssü 12'yi 2 üssü 8'e bölersin. 2 üssü 4 bulursun. Çocuklar bir örnek soru daha çözüyorum. Olayın mantığını anlamak adına. Şimdi şöyle küçültelim. Çocuklar biraz farklı bir soru olsun. Sizinle farklı meseleler konuşabileceğimiz bir soru olsun. O da şu. Şimdi biraz kafanızı karıştırayım ders bitmeden önce. Bu zamana kadar iyi geldiniz. Biraz kafanızı karıştırayım. Ama siz anlarsınız nasıl olsa iyi dinlerseniz. Çocuklar bakın şimdi. Biz hani şunu biliyoruz gençler. Çocuklar bir saniye cihazın şarjı bitti. Bir saniye müsaade edin. Hemen geliyorum. Duyuyoruz değil mi? Çocuklar. Duyuyoruz hocam. Ha tamam. Şimdi tamam cihazımız tekrar döndü. Şimdi şuna hazırız biz. Bunu biliyoruz bakın. 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 5'e dedik çocuklar. 2 üssü 10. Tabii buna 4 üssü 5 de diyebilirsin. Çünkü hem tabanlar aynı hem üstleri aynı. İster üstleri topla ister tabanları çarp. 4 üssü 5 ile 2 üssü 10 aynı şey. Karesini aldım. 2'ye böldüm. 2 katını almadım. Bir daha söylüyorum Sinem. İki katını almadım. Karesini aldım. İkiye böldüm. Şimdi bunu böyle yapabilirim. Bunda sıkıntı yok. Başka bir örnek. Mesela 3 üssü 5 ile 3 üssü 5'i ve 3 üssü 5'i çarptım. Ben buna 3 üssü 15 diyebilirim. Tabanları ortak gibi düşündüm. Üstleri topladım. Ya da
üssü ortak gibi düşünüp tabanları çarptım. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, üssü 5 diyebilirim. Küpünü aldım, 3'e böldüm. Küpünü aldım, 3'e böldüm. Hocam bunları niye anlatıyorsunuz? Şimdi esas yere bağlıyorum olayı. Şimdi çocuklar, eğer 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 5 değil de bizim lisede öğretmenimiz tahtaya şöyle bir şey yazdı. Herkes dedi ki 2 üssü 10. Hayır. Arası çarpı olsaydı 2 üssü 10 çocuklar. Ara çarpı olsaydı 2 üssü 10. Bu nedir bilen var mı? 2 üssü 5 artı 2 üssü 5 nedir? Mert. 2 üssü 5 değil mi hocam? Yapma. Ersin nedir oğlum bu? 2 üssü 6 olur mu? Aynen öyle. 32, 32 daha 64. 64'ün ben 2 üssü 6 olduğunu biliyorum. Çok garip. Şimdi bunu mantıklı hale getirelim. 32, 32 daha mantıklı da her zaman toplayamam. Hadi çok büyük sayılar verirse. Küçük sayıyken topladım, işimi gördüm. Ama çocuklar, ben ilkokuldan beri şunu biliyorum. 3 artı 3, 2 çarpı 3'e eşit. Ha, birinci sınıfta öğrettiler bana bunu. 2 çarpı 3'e eşit. 5 artı 5, 2 çarpı 5'e eşit. 7 artı 7, 2 çarpı 7'ye eşit. Buradan aldığım yetkiyle buna da diyorum ki 2 üssü 5 artı 2 üssü 5, 2 tane 2 üssü 5'e eşit. 2 üssü 5 artı 2 üssü 5, 2 tane 2 üssü 5'e eşit. Şurada gizli 1 var. Üstleri toplarsan 2 üssü 6, yani 64. 32, 32 daha 64. Ben buna aslında şöyle yapıyorum. Şu bir tane, çocuklar ilkokulda bunu söylemezler. Çünkü anlaşılacak seviyede değilizdir o zaman. Aslında bu şöyleymiş. Ben de sonradan anladım. 3 artı 3'e 2 çarpı 3 derken bu bir tane 3, bir tane 3 daha 2 tane 3. Bir elma, bir elma daha 2 elma ile aynı mantıkmış. Bir elma, bir elma daha 2 elma, bir tane 5, bir tane 5 daha 2 tane 5. Aynı cümle. O zaman bir tane 2 üssü 5, bir tane 2 üssü 5 daha 2 tane 2 üssü 5'miş. Başka bir örnek yapıyorum. Mesela 2 üssü 7 artı 2 üssü 7. Bir elma, bir elma daha. Şunlara elma diyorum ben. Elma. Bir elma, bir elma daha. 2 elma. Elma yerine bu sefer 2 üssü 7 yazıyorum. 2 tane 2 üssü 7. Yani 2 üssü 8. 2 üssü 7, 128. 2 üssü 7, 128. 2 üssü 8, evet 256 doğru yapmışım. Şimdi elleri indirip anlamaz. Bu çok, bununla ilgili soru geldi daha buyur. Yani 2020 LGS'de en çok zorlanan sorulardan bir tanesi bununla ilgiliydi. Bunu özellikle çok anlatacağım size. Şimdi bana bunu kim söylüyor? Anlamadığını. Var mı anlamadığınız bir nokta? Taha söyle oğlum. Hocam 2 üssü 5 var ya, onunla 2'yi topluyoruz sadece. Onun gibi bir şey mi? Oğlum bak şurada anlattım. 3, 3 daha 2 tane 3. 5, 5. 5, 5 daha 2 tane 5. 2 üssü 5, 2 üssü 5 daha 2 tane 2 üssü 5. Yani bu kadar basit. Aslında benim burada yaptığım şu. 32, 32 daha 2 tane 32. Bu kadar basit. Şimdi. Hocam ben şunu demek istiyorum. Bir örnek daha yapayım. Ailesin bir bekle oğlum. Bir örnek daha yapayım. Şimdi 3 üssü 4 artı 3 üssü 4 artı 3 üssü 4. Ben buraya 243 yazdım çocuklar. 81, 81, 81 daha 243 yazdım. Bana bunu, mesela bunlar elma olsaydı ya da x olsaydı, x artı x artı x 3x. Efendime söyleyeyim. Elma, elma daha. Elma, elma, elma 3 elma. Tamam mı? Toplamanın mantığında bu var. Tekrarlı toplamanın kısa yolu çarpmadır çocuklar. Tekrarlı toplamanın, aynı sayılar tekrarlanarak toplanıyorsa onu biz çarpmayla kısa yazarız. Bana bunu çarpmayla kim söyleyebiliyor? Lan bu Ömer Akın nasıl bir interneti varmış ya? Adam 50 defa koptu. Kim söylüyor bana burayı? Duygu İnan mı? Söyle kızım. Hocam biz bunu 9 üssü 4 olarak yazsak olur mu?
Duygu şunu nasıl yazarsın kızım? Bana önce bir onu söyler misin? Şunu nasıl yazarsın? 5 artı 5 artı 5. Hocam bir dakikamız kaldı. 5 çarpı 3 olarak yazabilirim. Hayır 8 dakikamız var, bir dakikamız değil. 3 çarpı 5 diye yazabilirim. Şunu nasıl yazar kız, yazarsın kızım? A artı A artı A'yı nasıl yazarsın? A çarpı 3. 3 önce bir 3 söyle de 3 tane A değil mi? 3 tane A. Burada evet. Burada da 3 tane 3 üstü 4 görmüyor musun? 3 evet. Tane 3 tane 3 üstü 4 bitti. Şurada yaptığımın aynısını aldığım yetkiyi burada kullanıyorum. 3 tane 3 üstü 4. Yani 3 üstü 4. Bir dakika hocam. 3 üstü kaç bu? Başka kim var? Görkem Hanım. Görkem Hanım bu kaç? Hocam 3 üstü 5. 3 üstü 5. Şurada gizli bir var. Sesi Aleyna dur. Sesi kapatın. Aleyna. Aleyna. Şimdi çocuklar bakın. Ya şu 81 gözünü sevdiklerim. 81, 81, 81 daha 243. 3 üstü 5 de 243. Doğru yaptım. Doğru yaptım. Başka bir örnek daha yazıyorum. Bunu anlamadan geçme şansım yok. Şu sesi açık olan herkes sesini kapatabilir mi? Mert, Aleyna. Tamam. Şimdi bak 53 kişiye kadar çıktık. Allah'ım ya Rabbim ya. Aleyna. Beni duyuyor musun Aleyna? Benimki kapalı zaten hocam, açık değil. Kimden geliyor bu ses? Öbür ses. Şimdi. Şimdi çocuklar. Bir soru daha yazıyorum. Bak oradan yapacağız. Mesela adam dedi ki bize 5 üssü 2 artı 5 üssü 2 artı 5 üssü 2 artı 5 üssü 2 artı 5 üssü 2. Nedir bunun? Bana çarpmalı söyler misiniz? Kaç çarpı kaç üssü kaç? Elif Aksu. 5 çarpı 5 üssü 2 hocam. 5 çarpı 5 üssü 2 kız. O da 5 üssü 3. Aynen öyle. 5 tane 5 üssü 2 görüyorum ekranda. Ne görüyorsunuz ekranda diye sordum size. Bana diyeceksiniz ki hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 üssü 2 görüyorum. Bitti. Bu da 5 üssü 3'e eşit. 125, 25, 50, 75, 100, 125. Bu kadar hocam, kolay. Söyle Ömer Ak. Hocam. Böyle işlemlerin sonucunun üstü sadece 1 mi artıyor? Sayı 5 olduğu için değil mi? Ya şimdi oğlum ben bilerek böyle veriyorum. Mesela şöyle yapsaydım Ömer Ak. Şöyle yapsaydım oğlum. Burada ben 3 tane 5 üstü 2 görürdüm. Bu böyle kalırdı 75. Buna yapacak hiçbir şey yok. Bu böyle kaldı. Bilerek 5 tane veriyorum ki üstü hareketlendireyim diye. Mesela 3'te ne yapmıştım? 3 üssü 4 artı 3 üssü 4 artı 3 üssü 4. Böyle yapmıştım. Bilerek 3 tane yapmıştım ki tabanlar aynı olsun diye. 4 tane yaparsam olmaz oğlum, tabanlar farklı olur. Öyle kalır. Kitlenir kalır. Ben kitlenip kalmasını istemiyorum. Onun için böyle 3 üssü 5 yapmıştım. Tamam, çocuklar zaten şu işlem becerilerini yapanlar işi bitiriyor. Ben olsam, şimdi mesela ben keşke öğrenci olsam, hemen bu ders bittiği zaman duvarıma şunu yazarım arkadaş. Şu alttaki 3 üssü 12, üstteki 3 üssü 5. Büyük fark var arada. Şunu duvarıma asarım, her odama girip çıktığımda görürüm. Hatta bir haftalığına odamın giriş kapısının arkasına asarım, çıkıp girerken mecburen görürüm. Sonra bir hafta sonra duvarıma taşır. Hocam duvardan düşüyor, sinirimi bozuyor sürekli. İyi yapışkan yapıştır, iyi yapışkan al. İyi yapışkan yapıştırıyorum, yine düşüyor. Rüzgar esiyor, bir şey oluyor, düşüyor. Allah'ım yarabbim, çözün o işi, kendini çözün. Şimdi tamam. buraya kadar çocuklar mesela anlaşıldıysa 4 dakikalık sürede bakın çıkmış soruda Milli Eğitim ne yaptı? Hocam bunu nasıl kullandı ki siz bunu sordunuz? İnşallah yanlış soruyu hatırlamıyorumdur. Hocam şimdi, bir şey sorabilir. Sinem şöyle bir anlatayım da kızım. 4 dakikam kaldı. Her ay yayınlanan dijital bir derginin bir aylık dosya boyutu 208 MB. Dijital dergi 208 MB. Bir aylık.
Orhan, bu dijital derginin 2018-2019 yıllarına ait yayınlarının tamamını kaç ay? 24 ay. 2018-2019, 24 ay. Bir ay buysa 24 ay, 24 çarpı 208. Şimdi inşallah bu anlaşılmıştır. Bir aylık boyut 208 megabaytsa 24 ay, yani 2 yıllık boyut 2018-2019. 2 yıllık boyut, 24 aylık boyut 24 çarpı 208 megabayt. Bu cümleyi anlamayan parmak kaldırsın. Eller indiriyorum. Hocam bir tekrar söyler misin? Şimdi bir kasayı düşün. Bir kasanın ağırlığı 3 kilo. 24 kasanın ağırlığı 24 çarpı 3 kilo. Bir dosyanın boyutu 208 megabayt. Ya 208'i boş ver. Yani ben bunu 7. sınıfa şöyle sorabilirim. 256 megabayt. O zaman 24 ay 24 çarpı 256 megabayt. Ha, biz bunu üstü yazıyoruz. Tek fark bu. 24 nereden çıktı? 2 yıl, 2018-2019. Tamam. Milli Eğitim direkt vermez. 24 ayı kendin düşünsün der. Direkt vermez bunları. Şimdi tamamını 8 GB'lık boş bir belleğe yüklüyor. Yahu dergi megabayt, bellek gigabayt. Bir dönüşüm gerekiyor. Bak vermiş. 1 GB 1024 megabayt. 200'ü 10 megabayt. Kim çocuklar? Flash belleğimi 8 GB'ı megabayta çeviriyorum. Kim çevirebilir? Sadece çarpmayla. 8 GB kaç megabayt? Sadece çarpmayla. Kim çevirebilir? Elleri göreyim. 8 GB kaç megabayt? Çarpmayı söylemeniz yeterli. İkra Kanat, söyle kızım. Hocam 8 çarpı 210 mu? Aynen öyle kızım. 8 çarpı 210 megabayt. 1 GB 210 ise 8 GB 8 çarpı 210. Şu 8'i 203 yapıyorum. Şunu da 210 yapıyorum. Çocuklar çok söz hakkı veremiyorum. Vaktim az kaldı. Bitirmek için yapıyorum. 213 megabayt yapıyorum. Şunun kapasitesi 213 megabayt. Herhalde anlaşıldı burası. Çocuklar, çok farklı bir soru. Şimdi olayı iyi anlamanız lazım. Şimdi ben 24, yani dergilerin arşivini bu flash belleğe atıyorum. Flash bellekte ne kadar boş kısım kalmıştır? Şimdi herkes burayı izlesin. Şu adam flash belleğin kapasitesi 213. Ben şunu çıkaracağım. Hocam hiç benzemiyor ki, bunlar nasıl çıksın? Diyenler çok haklı. İşte burada bir dakikadan az sürem var. Hemen olay harekete geçiriyorum. Anlamayanlar için bir de anlatırım sonra. Şu 24'ü çocuklar 3 çarpı 8 yapıyorum. 208 megabayt. Bu dergiler için. Dergilerin boyutu. Şu 8'i de 203 yapıyorum. Sonra 203 ile 208'i çarpıyorum. 211 megabayt yapıyorum. 3 tane 211. Çocuklar, asıl mesele şurada bitiyor. Şimdi şu 213 megabayt ya. 213 megabayt. Şöyle yazabilirim ben. 213 megabaytı 202 çarpı 211 yaptım. Hala 213 yazıyor. Yani bu 4 tane 211. Şu 202'yi 4 yaptım. 4 tane 211'den 3 tane...